Hoş geldin güzel Bihter. Hoş bulduk. Canım Gülcecim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yeşil yeşildi piyasamız, o yüzden daha bir iyiyiz. Evet, artık geçen gün İsmail Bey'le de konuştum. Dedim ki böyle bazı kişilerin ben yüzünden piyasanın nasıl gittiğini anlayabiliyorum. Sen de onlardan birisin. Eğer Bihter mutluysa piyasa kesin çok güzeldir. Hakikaten de öyle. Hani özlemiştik tabii böyle yeşil Olduk görmeyi. ama Bayağı kimdi zaman bilmiyorum. olmuştu. Bihter, duyabiliyor musun beni? Ben duyabiliyorum, sen duyabiliyor musun? Bir Tamam, ben de bağlan. şimdi seni duyabiliyorum. Evet. Bayağı olmuştu dedim yeşil görmeyeli piyasayı. Evet, hakikaten öyle. Özellikle 2023'ün herhalde başından beri, değil mi? Böyle çok da olumlu konuşmadık. Evet. Şimdi yarın yeşil olmaya devam edecek gibi sorular gelmeye başladı. Şimdi her zaman yaptığımız gibi piyasadaki son rakamlara bakalım. Sonrasında zaten bolca hisse soracağım Bihter'e. Hemen bakıyorum. Dolar 20.40 seviyesinde yükselmeye devam ediyor. Euro 22 liranın bugün üzerine çıktı. Şu dakikalar itibariyle 21.93'te. Parite 1.07'de. Ons altın 1960 dolarda. Borsa İstanbul tarafı Bihter'in de söylediği gibi %3.83 yukarıda 4.951'den tamamladı gün diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Piyasalar ne durumda? Yani bir kere üzerindeki seçim baskısını attı. Hı. Yani piyasanın en sevmediği şey belirsizliktir. Bir de ikinci tura kalması gibi bir handikap yaşadı. İlk etapta zaten o seçim belirsizliğini üzerinden attığı için bir rahatlama geldi piyasalara. Öte yandan bakanlarla ilgili açıklamalar bekleniyor ve tabii ki bazı haberler geçiyor. İşte bu haberlerden bir tanesi de Mehmet Şimşek'in yer alması durumunda. Tabii piyasa biraz bu haberle aslında bugün bankaları %9'a taşıdı. Hatta bazı bankalar Yapı Kredi mesela tavan kapattı. Biraz bunu fiyatlıyor. Ha, tabii ki kararın ne olacağı da yine aynı şekilde piyasanın yönünü belirleyecektir. Yani Mehmet Şimşek'in gelmesi durumunda piyasaları biraz daha güven unsuru oluşturacağından, keza CDS'ler de bugün aşağıya geldi, biraz daha güven unsuru oluşturacağından bu güçlü trend devam edebilir bugün. Çünkü hacimli alış görüyoruz. Yani bazen piyasada sert düşüşlerde sert alışlar görüyoruz ama hacimli olmuyor. Bugünkü alışlar hacimliydi de. Dolayısıyla bu tren, yani bu haberin doğrulanması, Mehmet Şimşek'in gelmesi durumunda evet piyasalarda biraz daha toparlanma, bu yükseliş trendinin devamını konuşabiliriz. Ola ki gelmezse, tabii bir de bunun diğer kısmı var. O zaman da bu aldığımız karları realize etmeye başlayabilir piyasa. Bir düzeltme harekete gelebilir. Tabii piyasanın hani biraz istikrarı sağlaması açısından aslında gelmesi istenen bir durum. Çünkü faizler, kur biraz çok ayrıştı piyasada. Bir de deprem sonrasında müdahale edilmiş bir piyasa var. İşte açığa satışlar yasaklandı. Şu an piyasa açığa satış yapılamıyor. Bazı engeller olduğu için de piyasa tam realizesini bulamamıştı. Biraz piyasayı da o da rahatlatır. Peki. Eğer bu tarafta ilave edeceğim bir şey yoksa bolca hisse geldi zaten. Hisselerle Olur, başlayayım ben. başlayalım. Alarko var. Alarko. Şimdi Alarko aslında geçen seneden beri beklentinin olduğu bir kağıttı. Özellikle içindeki kömür işinden dolayı şirkette ciddi bir karlılık bekleniyordu. Ama Aralık ayında hatta 90 liraları görmüştü zirveleri. Sonrasında o hem Ocak ayındaki düşüşlerden hem deprem sonrasındaki satışlardan Alarko'da etkilenmişti. Aslında Nisan ayına kadar 70'lerde durulmuştu. Yani oralarda dayanıyordu. Fakat sonra bu seçim belirsizliğiyle gelen satışla beraber o da 50'lere kadar düştü. Şimdi tekrar bugün 67'ye kadar yükseldi Alarko. 66-70 kapattı. Şimdi kağıttaki tekrar bir yükseliş trendine girmesi
70'in üzerinde kalıcılık sağlaması ile mümkün olur. Dolayısıyla biz Alarko'da 70 üzerinde kalıcılık sağladı dersek, evet, tekrar Alarko'da önce ilk etapta 75 74-50 üzerine atmasını bekleyeceğiz. 74-50'den sonra 80 fiyatları tekrar konuşabiliriz. Ama dediğim gibi önce bir 70'in üzerinde Alarko kalıcılık sağlaması gerekiyor. Çünkü orada 200 günlük bir ortalaması var. Peki, İzmir'de mi çelik var? Ben geçiyorum. Demir, çelik ve inşaat sektöründe bu deprem sonrasında böyle şiddetli alışlar görmüştük tavan tavan. Sonra hızlı da geri çekilmelerini gördük. Aslında biraz tabii ki kur bazlı olarak etkilenecektir ama ben İzmir Demir Çelik'te de aslında bu fiyatların üzerinde kalıcı olursa 5.26'da kapatmış. 5.30 üzerine attı mı? Yani oralarda bir kalıcılık, bir yatay. Oralarda biraz yatay, 5.30'un üzerine bir yatay seyir izleyebilir. Ama ondan sonrasında eğer o yatay seyirde kalmaya devam ederse 5.83'e kadar yükseliş görebiliriz kağıtta. Peki bir arkadaşımız demiş ki canım Pegasus'la Türk Hava Yolları'nı soracağım ama ikisini de kaçırdık mı demiş almak için. Acaba satış gelir mi demiş. Şöyle, yani satış gelir miyi? Yine aynı şeye bağlayacağım aslında. Bu Mehmet Şimşek'in haberi piyasa için oldukça önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla evet, eğer ki ilk etapta Mehmet Şimşek tarafından olumsuz bir haber gelirse piyasalara, evet, o zaman tekrar bir geri çekilme yaşayabilir Pegasus. Ama bunu hangi vade için sorduğuna bağlı. Eğer orta uzun vade için konuşuyorsak, şöyle ki tekrar yaz dönemine gidiyoruz. Yine turist sayılarındaki artış yaz döneminde biliyorsunuz ki havacılık sektörüne her zaman için pozitif yansır. Dolayısıyla kaçırdığımız bir şey yok aslında orada. Çünkü Pegasus 550 fiyatı görüp buralara gevşemişti. 465'ler için çok kaçırıldı diyemem ama buralarda genel olarak piyasa pazartesi itibaren bir gap'li açılış yaptı. Genelde piyasa gap'ini kapatır inancı vardır teknikte. Ama bunu ne zaman kapatacağı bilinmez ya da kapatmak zorunda değildir. Ama böyle hızlı yükselişlerde bir düzeltme hareketi yapabilir. Eğer Pegasus'u hani bu kadar da yüksekten almak istemiyorum diyorsa 438.50'lerde bir gap'i var. 438.50'leri takip edebilir. Bu gap'i kapandıktan sonra oradan bir tepki verecektir diyorum. Peki, Doğaş var. Niçin? Bu arada Pegasus özelinde söyledim ama keza hava yolu için de görüşüm aynı. Orta uzun vade için yolcu rakamları artması beklendiğinden yine hava yolu da pozitif olur. Doğaş'a geçiyorum. Doğaş da aslında 2 Ocak'tan, yani Ocak itibariyle sert satış yiyen hisselerden. O da başta bir temettü dağıtımı da oldu. Ne kadardır elinde tuttuğunu bilmiyorum ama eğer elinde tutuyorsa, yani yatırımcının elinde varsa, buralar hissenin tam tekrar yukarı yönlü dönüş yeri diyebiliriz. 140'ın üzerinde kaldığı müddetçe şirketin devam etme potansiyeli var. Ama ben yeni bir maliyet oluşturacağım diyorsa eğer, ben bir haberin kesinleşmesini beklesin derdim. Peki, Kozal var. Şimdi Kozal'da şöyle bir şey soracağım. Aslında Kozal benim çok beğendiğim şirketlerden. Seçimden çok etkilenen şirketler arasında. Volatilitesi çok yüksek oldu seçim döneminde. Kozal'ın hala yukarı potansiyeli devam ediyor. Ki ben orta uzun vadede aslında daha da yüksek bir potansiyel görüyorum Kozal'da. Ama ilk etapta Kozal'ın 22, tam yerini söyleyeyim, 22.30'da bir direnci var. Eğer ki 22.30 direncini kırarsa tekrar biz Kozal'larda 24-25 bandını konuşabilir miyiz? Evet, konuşabiliriz ama önce oradaki direncini kırması gerekiyor. Tabii ki bu da yine aslında piyasadaki haberle belirlenecek ama Kozal'da hani 22-30 direncini kıramazsa oradan bir kar satışı gelebilir.
Bankası var. Bankalar benim çok sevdiğim sektörler ama bir türlü yüzleri gülmedi. Şimdi İş Bankası'na bakacağım ama İş Bankası'nın yanı sıra bankacılık özelinde konuşmak istiyorum. Şimdi baktığımızda bizim politika faizimizle reel faizler arasında ciddi bir ayrışma var. Yani şu an mevduata gittiğinizde 35-40'lar konuşuluyor. Keza kredi faizleri de yine 40 üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bankalarda bir stres, bir baskı oluşturuyor bu. Keza Mehmet Şimşek haberinin de en çok etkisi zaten bankalar oldu aslında baktığınızda. Çünkü bankalar için bu tip faiz hareketleri birebir önemli nitelik taşıyor. Eğer ki Mehmet Şimşek gelir ve kendi politikalarını uygulayabilirse, evet o zaman bankacılık sektörü için pozitif seyir daha devam edecektir ki ben hep söylüyorum yani bir bankacılık FK'sının ben 1.76 İş Bankası'nın FK'sı 1.76'da 1.76'larda 3'ün altındaki FK'yı çok kabullenemiyorum ki bizim bankalarımız gerçekten iyi yönetilen bankalar. Bankacılık riskini çok görmüyorum ama dediğim gibi doğru politikalar izlenmezse bu bankacılık sektöründe baskı oluşturduğu için, stres yarattığı için satış getirebiliyor. Bankacılığı buradan almazdım haber kesinleşen. Yani ben olsam biraz daha beklerdim bankacılık için. Çünkü dediğim gibi kararın kesinleşmesi bankacılığı direkt olarak etkileyeceğinden, ülkenin politikaları, ekonomi politikaları bankacılığı direkt olarak etkileyeceğinden sert hareketler görebiliriz orada. Elinde işçe varsa her zaman için ederini bulur diye düşünüyorum. Kaldı ki 2023'te aynı karlılıklar beklenmemesine rağmen bankacılık sektöründe yine ciddi karlılıklar açıkladı bilanço döneminde. Dolayısıyla bu şirketler, bu bank, yani bizim Türkiye'nin bankaları güçlü yönetilen bankalar mutlaka değerini bulur ama almak için şu an maliyetlenmezdim. Teknik olarak bakacak olursak da işçe 12 onların üzerine atmakta biraz zorlanıyor. Onun orada bir direnci var. 12 onun üzerine atarsa 13'e hızlı hareket yapabilir diye düşünüyorum. Peki, Saho var. Yani geçelim. Yatırımcısına kan kusturan Sabancı Holding. Çok yani piyasa çok coşkulu gittiğinde genelde Sabancı çok tepki vermez. Bugün bir tepki verdi piyasa ile beraber. O da %8 kapattı. Sabancı Holding'de 40 tam bir saniye yerini söyleyeyim. 39.80'ler çok önemli bir direnç. 39.80'in üzerinde o direncik 39.80'lik direncini kırarsa eğer Sabancı'da da 41'e hızlı bir hareket görebiliriz diyorum ben. 41'den eğer 41'den sonra da yükseliş trendi devam ederse bu güçlü algı 42-40 ikinci direnci olacaktır. Peki, az sor var. Yeni halka arzlarımızdan. Yeni dediğimde tabii o da artık eskidi diyebiliriz. Ocak'ta halka arzı olmuştu. Aslında şirket iyi bir şirket. Benim de beğendiğim bir şirket ama halka arz dönemi iyi gitti de sonrasında o da biraz satışlardan etkilendi. Astor'da bugün çok piyasaya katılmadı ama tam Astor'un da 53-50'lerde bir direnci var. Bugün de bir 54-15 hata yaptı ama oraları kıramadı. 53-50'nin üzerine geçebilirse ilk etapta 56-20'ye, 56-20'yi kırdıktan sonra tekrar 60'ı konuşabiliriz. 56-20 de çünkü onun için önemli bir direnç. İkinci direnci de orası olur. Peki, Afyon Çimento var. Bakalım. Şimdi Afyon Çimento'da yani genel olarak demir çelik için söylerken çimentoları da bunun içine katmıştım. Öyle bir hızlı yükseliş hareketi yaşadılar. Yani eğer ki Şubat'taki seviyelerine ne zaman gelir diye soruyorsa yatırımcı onun için biraz daha bekler. Ama çimento sektörüne hani
Şöyle bir baktığımızda dediğim gibi ben çok güçlü olacak sektörler arasına şu an için sokmazdım. Fakat burada baktığımızda güzel bir direncin üzerinde kapanış yapmış. 9.19'la 9.05'te bir direnci varmış. Onun üzerinde bir kapanış yapmış. Yarın pozitif algı devam ederse 9.54'e kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Özür dilerim, 9.42'ye kadar bir yükseliş gerçekleştirip oradan bir kar realizasyonu yiyip tekrar 8.90'lara gerileyebilir. Peki. Gürkan Bey, o kadar çok gerçekten hisseniz var ki sizin portföyünüzdeki hisseleri biliyorum artık. Afyon Çimento'yu sordum. Uzay var bizim öğrenci arkadaşımız. Her yayınımıza da katılır. O Onkosem'i soruyor. Hemen bakalım. Yine bu da Ocak ayında ki halka arzlarımızdan biri. Onkosem de aslında güzel bir yerde kapanış yapmış. 99-60'larda direnci var Onkosem'in. Tabii yeni halka arzlarda destek dirençler çok sağlıklı olmuyor. Şirketin çok bir hani geçmişi olmadığı için baktığınızda. Ama şöyle kısaca bakacak olursak güzel bir yerde kapanış yapmış. Buradan bir 107 atağa gelebilir Onkosem'e. Eğer alış hacim aynı şekilde devam ederse 107 atağa gelebilir. Fakat 107'nin üzerine atamazsa, 107 40'ların üzerine atamazsa o da tekrar 100 seviyelerine geri çekilebilir. Peki, Hektaş var. Ektaş'ın varsa Ektaş'a ihtiyacım yok hissesi. Geçen senenin Kasım ayından sonra Hektaş ve Sasacılar biraz üzüldü. Çünkü yaklaşık 6 aydır şirkette çok bir hareket yok. Hatta aşağı yönlü bir eğilim var. Hektaş'ın tekrar böyle aynı coşkuya katılabilmesi için, o yükseliş trenine girebilmesi için bir kere 30'un üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. 30 üzerinde kalıcılık sağladıktan sonra biz tekrar Hektaş'ta bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Şimdi ilk etapta gideceği yer neresi olur onu söyleyeyim. 27-80'lerde Hektaş'ın bir direnci var ve bu kırılması zor bir direnç. 27-80'deki direncini kırabilirse eğer 30'a hızlı atak yapabilir ama 30 da ikinci önemli direnci olduğu için Hektaş'ın oradan bir tekrar satış gelebilir. Ama baktığınızda şirketin Özbekistan yatırımları olsun, susuz, sulamasız tarımı olsun aslında aynı zamanda döviz geliri olduğu için güçlü bir şirket. Fakat dediğim gibi öncelikle 30'un üzerine bir atarsa İktaş o zaman tekrar bir teknik olarak rahatlamasına kavuşur diyebiliriz. Peki Hakan Bey, Kozal konuşuldu bu arada. İstemir konuşmaya yemin mi ettiniz demişler. Yemin etmedik, soruyorum. Hemen geçiyorum. İskenderun Demir Çelik baktığımızda tam direncinde kapatmış. Eğer ki bu yani buradan aslında bir kar realizasyonu gelebilir buraya diye düşünüyorum. Yani tekrar bir 33-30'lara kadar çekilebilir ama eğer ki yarın aynı şekilde güçlü algısı devam ederse, pozitif hava devam ederse, onun da aşması gereken ilk direnç 34-26'da. 34-26'nın üzerine atarsa biraz daha kademeli gidecektir. 35-49 sonrasında ki takılacağı üçüncü direnç ise 36 olur. 100 kere Ford yazdım. Peki soralım Batuhan Bey. Ford Otoyolu döviz geliri olan şirketlerden, dolayısıyla orta uzun vadede potansiyel gördüğüm şirketlerden benim. Kaldı ki aslında baktığınızda düşüşten en yüzdesel olarak en az etkilenen şirketler arasında diyebiliriz Ford Otoyolu için. 570 önemli bir direnciydi. 571-30 olarak direncinin üstünde kapattı.
Buradan sonra ikinci hareketi belki bir 577-30'larda tekrar bir direnç yaşı yani dirençten dönebilir. Eğer oradaki direnci kırarsa tekrar 583 seviyelerine, 583'ten de 600'lü seviyelere doğru hareket edebilir. Ama Beni orta yine tehdit etmeye uzun başladı. vadede potansiyel görüyorum. Vallahi info aboneliğinden ayrılacağım. Arkadaşlar ayrılmayın info aboneliğinden. Soracağız arkadaşlar, vaktimiz daha var. 101 kere Sasa yazdık. Peki. Onu Tamam. da soralım. Sasa'ya teknik olarak bakmadan önce şirketin borçluluğu yüksek. Hani yatırımcılar almadan önce buna dikkat ederek alsınlar. Her zaman için şirketin borçluluğuna da baksınlar. Ya bence Sasa zaten hızlı fiyatlanmıştı. Bedelsiz açıklamasından sonra tekrar bir hareketlenme başladı. Şirketin ilk kırması gereken direnci söyleyeceğim. İlk kırması gereken direnç 54.95'ti aslında. Buraya çok yakın kapatmış. Ama 54.95'teki direncinin üzerine atıp 56'ların üzerinde biraz kalıcılık sağlarsa tekrar bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Ama 56'ların, 56-60'ların hatta 56-60'ların üzerinde kalıcılık sağlamadığı müddetçe Sasa'da tekrar güçlü bir trend görebilir miyiz bilmiyorum. Şirketin borçluluğu da yüksek. Kurdaki yükseliş şirketi biraz sıkıştırabilir. Peki, Petrokent var. Tamam, bakıyorum. %104.90'larda bir belki takılabilir hisse ama aslında buralardan minik minik atağına başlamış diyebiliriz şirket. Çünkü çok bir bölünme yaşamış. Aslında fiyatı çok yukarılardan buraya gelmiş. Buralardan yavaş yavaş bir toparlanma hareketine başlıyor şirket. İlk etapta 124'lere kadar bu toparlanma hareketiyle gidebilir. Ama 100 yani öncesinde 109 80'de bir direnci var ama bu direnci kırabilirse 124'e kadar 124.90'lara kadar gidebilir. Hızlı gidebilir. 124.90'ı aşması çok önemli. 124.90'ı eğer ki aşabilirse ondan sonra 131.56 ve sonrasında 131.56'dan sonra 143'e hızlı atak yapar. Fakat eski fiyatlarını görmesi tabii ki süreç alacaktır. Ama Peki. buralardan denenebilir. Denemek isteyenler olursa. Peki. Sanki hiç konuşmuyormuşuz gibi her yayında yine Aselsan linci yiyorum. Aselsan var. Her gün mutlaka konuştuğumuz hisselerden biri ama. Aselsan'da bugün bir haber vardır. Haber vardı. Bir ihale aldığına dair haber. Muhtemelen yatırımcısı da görmüştür diyorum. Biraz onunla beraber de aslında hareketlilik geldi Aselsan'a. Yeni bir iş ilişkisi açıkladı, bir ihale açıkladı. İşte Aselsan aslında hep ben şey dedim, dördüncü çeyrek bilanço kağıdıdır. O zaman atak gelir Aselsan'a. Aselsan'ın bugünkü yani pazartesi ve salı günkü hareketi biraz seçim sonrası hareketiydi. Fakat Aselsan'a hani 50'nin üzerinde kalıcılık sağlamadığı müddetçe Aselsan'da geri çekilmeler görebiliriz diyorum ben. Bugünkü iş ilişkisinin açıklaması bile aslında şirkette kağıtta çok istenilen potansiyeli yakalamasına sebep olmadı. Dolayısıyla 48.06'ya önce bir geri çekilebilir. Belki 48.06'dan sonra tekrar piyasada aynı yönde hareket ederse 50'nin üzerine atabilir. Peki, katmerciler var. Çok yoğun istek var. Hemen bakalım. Yatay seyirde yatay artı olarak giden bir seyre başlamış. Aslında bu iyidir. Bu tarz küçük küçük toparlanma hareketi şirketlerde daha sağlıklı bir grafik oluşturur. İlk etapta 1.49
1.50'ye kadar ilerler. 1.50'de bir kar satışı görebilir hisse. Ama 1.50'deki direncini kırarsa ikinci olarak 1.55'te bir ara direnci var. 1.55'teki direncinden sonra 1.73'e kadar hızlı ilerleyebilir. Peki. Koleksiyon mobilya var. Ona bakalım. Bugün şirketin bir kar payı haberi vardı. Temettü haberi geldi. Biraz onunla beraber %9'lara atak yaptı şirket. Grafiksel olarak baktığımızda aslında direncini kırarak kapatmış. 4.09'lardaki direncini kırıp üstünde kapatmış. Yarın da bu hareketine devam ederse kağıtta yeni zirveler görülebilir. Peki. Arkadaşlar Afyon Çimento konuşuldu. Gürkan Bey, Hasan Bey aynı anda 5 hisse soruyorsunuz. Sormayın sizin sorduğunuz hisseleri. Sordu. Biliyorum artık kimin hangi hisseyi sorduğunu. O yüzden unutacağım ve soracağımı zannetmeyin. Diğer arkadaşların hakkını yemeyeceğim. Avot var. Aman bakalım. Şimdi bana kızıyorlar Bihter. Hep aynı hisseleri soruyorsun. Kendi hisselerini mi soruyorsun? Hep kendi portföyünü konuşuyorsun falan. Her yayında artık bunlar oluyor. Şimdi farklı hisseler sorduğunda da ya bunu kim sordu ki bunu soruyorsun diyorlar. Arkadaşlar Dijen'in bana hisse sorması için yayına bağlanmasına gerek yok. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Kendi hissesini sormuyor. Tamamen sizin seçtiğiniz hisselerden soruyor. Teşekkür ederim Bihter. Ama da bakalım. Şimdi bu son aslında 2-3 sorulan hisse de piyasadan bağımsız hareket eden hisseler. Dolayısıyla onu piyasaya bağlayarak yorumlamıyorum. Biraz daha endeksten ayrışarak hareket eden hisseler. Avot'ta da 3.25'e doğru bir hareket başlamış. 3.25'in üzerinde eğer kalıcılık sağlarsa buradan 3.41 birinci direnci, daha sonrasında 3.41 aslında bir ara direnç, 3.49'a da takılabilir. Fakat hissede güzel bir dönüş görüyorum. Bir süre aslında şirketin bir süre 3 ve 3.20 bandında hareket etmesi grafiksel açıdan daha sağlıklı olacaktır. Eğer 3.10, 3.20 bandında biraz yatay hareket edip sonra 3.24'lerin üzerine, 3.26'ların üzerine atarsa şirkette hızlı yukarı yönlü bir trend izleyebiliriz. Peki, Tofaş var. Aslında Tofaş, Frota benim için hani aynı hisseler diyebilirim. İkisi de beğendiğim hisseler. Matrix'im dondu. 2 dakika müsaade istiyorum. Tabii ki. Bu arada Grafiksel olarak uzay çok yüklendik. Uzay demiş ki Dicle abla infonun tahtacısı olduğu kağıtlar var mı? Uzay senin her yayında mutlaka farklı farklı soruların var. En beğendiği hisseleri soracağım. Tamam yayın sonunda sorayım Bihter'e de. En beğendiği Olur. hisseleri de. Tabii ki kadın dayanışması güzel demişler. Sorularda müşterilik olmuyor mu fark ediyor mu? Tabii ki fark etmiyor. Ben kimin info yatırımcısı olduğunu kimin olmadığını bilemem. Sizler normal. Takipçiler misiniz? Zannediyorum sizin sorunuzdu zaten Tofaş'ta Abdullah Bey. Ben not almıştım çünkü. Ben çok kısa bekletiyorum. Tabii ki. Merak etmeyin arkadaşlar. Yayını uzatacağım gerekirse. Hisselerinize cevap vereceğim. Tamam. Ama teknik Ben de bir sorun yaşadık. orada küçük bir hatırlatma yapayım. Bu akşam 21'de de Info Yatırım YouTube kanalında Doktor Bahadır İldokuz Hoca var. Daha çok dolar, altın, makro veriler, büyüme, yoksulluk sınırı, açlık sınırı ne durumda şu an, neler yapılabilir? Onları konuşacağız ekonomiye dair. Gesan konuşulmadı. Tamam, Gesan'ı da Adana'dan dönüyorsunuz. Benim memleketimden dönüyormuşsunuz. Gesan'ı da Evet. not alalım. Son hisse hangisiydi bu arada? Ben şey yapmış olmayayım, atlamış Tofaş'ı olmayayım. söylemiştin gerçi ama Yok, farklı Tofaş'ı söylemiştim. hisseleri. Tam Tofaş'ı açarken Tamam. şey. Portline demiştin benim için. Evet. Bu saatlerde genelde veri yüklemesi olduğu için biraz ağırlaşıyor.
GEO'ları da soralım. GEO'lar için aslında genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. GEO'lar da dördüncü çeyrek bilanço kağıtlarıdır. Dolayısıyla asıl fiyatlamaları biz dördüncü çeyrekte görürüz GEO'larda. Dördüncü çeyreğe kadar biraz daha durağan hareket ederler. Tabii ki şimdi bu piyasadaki genel olarak pozitif bir algı olduğu için mutlaka onlara da hareket gelecektir. Ama dediğim gibi Mehmet Şimşek'in açıklanması durumunda bankalardaki kadar GEO'lar hareket etmeyebilir. Fakat mutlaka onlar da bu yükseliş trendine katılırlar diye düşünüyorum. Yine çimento tarafı da mı öyle Bihter? Çimento tarafı da öyle aslında bak. Yani çimentolar o depremdeki maalesef acı bir deprem yaşadık. Depremden sonra işte konut yapımı, işte çimento sektörlerine demir çeliğe hareket getirecek diye bir yüklenme oldu ama baktığınızda o kadar ciddi bir zaten yani tüm Türkiye'yi yeniden inşa etseniz zaten o kadarlık çimento yani o kadar çok çimento sektörü var ki o kadarlık çimento harcanmayacaktır. Dolayısıyla o kadar hızlı hareketler zaten şunu söyleyelim. Eğer ki bir şirkette art arda 3 tavan, 5 tavan harekete oluyorsa oradan bir kar realizasyonu gelebilir. Hani buna hazırlıklı olmak lazım. Çünkü hızlı gidişlerinde sert geri dönüşleri olur. Ben şu an girecek olsam CEO'lara çok yönelim olmazdım. Biraz daha onu 4. çeyrek bilançolarının açıklanmasına yakın orada hareket beklerdim ve o zaman alış yapardım. Onun öncesinde yapmazdım diye düşünüyorum. Evet, Tofaş'a geçiyorum. Şimdi Tofaş 205'te direncinin üstünde kapatmış. Bugünkü alış aslında baktığınızda hem dünkü hem bugünkü alış birçok şirketin önemli diren yani destek noktalarıydı. İşte sonraki düşüşten sonra direnç noktaları oldu. Önemli direnç noktasının üstünde kapatmasına sebep oldu. Bu da aslında piyasa için güzel bir oluşum bizim için. Tofaş'a geldiğimizde de 210-80'lerde bir direnci var Tofaş'ın. Eğer ki 210-80'in üzerine atarsa 225'e kadar hızlı yükselebilir. 225 üstünde de zaten Tofaş'ta yeni zirveleri konuşuyor oluruz. Dediğim gibi Tofaş'ta, Ford'da benim beğendiğim hisselerden yine baktığınızda bu düşüşten en az etkilenen şirketlerdi. Hatta Nisan'a kadar seçim zamanına yaklaştığımız döneme kadar aslında neredeyse etkilenmedi bu şirketler. Sonraki süreçte bir satış yaşadılar fakat hızlı toparlanırlar diye düşünüyorum. Çünkü Tofaş'ta da Ford'da da döviz girdisi var şirkete. Peki Aksa Akredik var. Hemen geçelim.65'in üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer Aksa Akrilik, bu da çok piyasayla aslında biraz bağımsız hareket eden şirketlerdendir. Yani ne kadar o da düşüş güçten nasibini alan şirketlerden olsa da biraz endeksten bağımsız hareket eder. 65'in üzerinde kalıcılık sağlarsa ilk etapta 67-70'lere kadar hareket eder. 67-70'in üzerinde eğer oradaki direncini kırabilirse 70 üzerine hareketlik başlayabilir. 70 üzerinde de şirkette bir yükseliş trendi başladı diyebiliriz. Şu an sadece bir toparlanma hareketi diyorum Aksa Akrilik için. Peki Fatma Hanım, 140 kişiden BİM soran yok mu? Sizin sormanız yeterli. İlla herkes aynı isteği soracak diye bir Bu şey arada yok. Gentaş mıydı? Onu da unutmayalım. Gesan Biz. vardı. Ha, Gesan. Gesan vardı. Maçta şöyle bir şey var. Sert bir yükseliş, sert bir düşüş yaşadı. Bir toparlanma sürecine hafif olarak başlamış gözüküyor. 150'ye kadar yatay olarak bu toparlanma süreci devam edebilir ama 150'nin üzerinde kalıcılık sağlarsa ancak
bir maçta tekrar bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Tabii ki aslında sektörel bazda baktığımızda enflasyon devam ettiği müddetçe biz gıda perakende için hep pozitif olduğumuzu söylüyoruz. Halihazırda devam eden bir enflasyon var zaten. Ama biraz burada enflasyondan bağımsız hareket etti. Özellikle Mayıs'tan sonraki dönemde, Mayıs'taki dönemde seçim ikinci tura kaldıktan sonra 150'nin üzerinde kalıcılık sağlarsa tekrar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Yükseliş trendi başlayabilir. Ama 150'nin üzerine atamadığı müddetçe muhtemelen bir süre 140-150 bandı arasında hareket edecektir diye düşünüyorum. Peki, bu arada bende alfas yok arkadaşlar. Benim portföyüm hakkında konuşmayın, bende. Bende alfas yok. Portföyünü mü Güzel oluyor. açıklasan Dicle, onu mu istiyorlar acaba? Ya bir ben bunu böyle sık sık söylüyorum. Şimdi senle yayın yapıyorum. İşte İsmail Güner'le yapıyorum. Hüseyin Akseki, Yunus Şahin, işte Mert abi, Sertaç. Şimdi bana diyorlar ki sen söyle asıl portföyünü. Hani en büyüklerle sen çalışıyorsun. Hepsinden en iyi hisseleri alıyorsun. Bizim asıl senin portföyünü öğrenmemiz lazım diyorlar. Arkadaşlar o da benim artık şansım olsun. Yani bu kadar büyüklerle çalışıyorum, Ya o kadar da ona bu arada olsun. gerçekten inanıyorum. Herkesin bir kısmeti var. Ben biraz ona inanıyorum. Ve herkes kısmetini alıyor. Dolayısıyla ben de şahsi portföyümü paylaşmayı çok istemezdim. Evet. Dicle abla tövbe söylemez portföyünü diyor. Uzay beni tanıyor. Birleşim mühendislik var. Tamam, bakalım. Birleşim Mühendislik'le ilgili yanılmıyorsam yakından tanıyalım yayını yapılmıştı. Evet. Arzu edenler şirketi oradan da bir dinlesinler derim. Benim beğendiğim şirketlerden Birleşim Mühendislik güzel projeleri var. Teknik açıdan bakacak olursak da 9.90'ların üzerine atması gerekiyor. Oradaki direncini kırması gerekiyor. 9.90'ın üzerine atarsa şirket hızlı olarak 10.80'lere gidebilir. 10.80 de ikinci önemli direnci. 10.60, 10.80 arası ikinci önemli direnci. Orayı kırdıktan sonra hızlı hareketler görmeye başlayabiliriz şirkette. Ama orta uzun vade için soracak olurlarsa beğendiğim hisselerden. Peki, bankacılığı konuştuk aslında yayının başında. O yüzden bankacılığa tekrar dönmeyelim. Gesan vardı. Gesan da yine aslında endeksten biraz bağımsız hareket eden şirketler arasında. Elektrik ve enerji işinde aslında başarılı işleri var Gesa'nın. Eğer ki elinde tutuyorsa yatırımcı 60 seviyesinden bir kar satışı gelebilir. Diyeceksiniz ki hangi karın satışı? 47'lerden alanların kar satışı gelebilir. Kısa vade eğer bakıyorsak. 60'ın üzerinde kalıcılık sağlarsa bir süre muhtemelen 60-65 bandında hareket eder diye düşünüyorum Gesan. Eğer ki alacak olsam ben önce bir 60'ın üzerinde kalıcılık sağlamasını beklerdim. Eğer ki almak için soruyorlarsa. Peki. BİM konuşuldu bu arada. Akso Enerji var. Aslında bir dönüş sinyali var Aksu'da. Buradan şirkette yine sert yükseliş hareketleri görebiliriz biz. 50'ye 50 üzerine hızlı atak yapabilir. 50 üzerinde bir kalıcılık sağlaması durumunda da yukarı yönlü hareketi hızlanacaktır diye düşünüyorum ben. İlk önce 50'nin üzerine bir kalıcılık sağlaması lazım. Daha sonrasında 53-20'lerde takılacaktır. 53-20'yi kırdıktan sonra 55 üzerine oturursa hissede yeni tarihi zirveler konuşulabilir.
Peki, bu arada Avot'la konuşuldu arkadaşlar. Bir de Bobet var. Bakalım. Arkadaşlar, sizin sorduğunuz hisseleri niye beğenmeyeyim? Ne görüyorsam onu soruyorum. Bundan sonra Dardanel'e sorayım. Yalnız şöyle bir şey de seziyorum ben. Sanki böyle çıkışırsam benim hisselerim sorulacak gibi bir de algı oluşmasın. Sonra benim hissem olur Evet. sorulmuyor falan Bazen diye. yapıyorlar aynen öyle. Ama Hasan Bey, siz asarsanız zaten sordunuz. Niye başkalarının hakkında girip sizin sorduğunuz bir hisseyi daha sorun? Şimdi Bobet için şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, ben çimentolar için biraz daha sene sonunu konuştum. Çok bir beklenti olmadığını konuştum. Bobet'i bunlardan ayrıştırabilirim, onu söyleyeyim. Keza endeksin satış yediği dönemlerde de Bobet ayrışmıştı. Aslında güçlü kalmayı başarmıştı. Dolayısıyla Bobet için 20 liraların bir temettü de daha da temettü sonrası fiyatlama bu. 20 liraların üzerinde kalıcılık sağlarsa Bobet'te tarihi zirveler görebiliriz. Ve güçlü bir yukarı yönlü trend görebiliriz. Yani Bobet aslında takibe alabilirler. Peki, bu arada Onkos'tan da konuşuldu. Astor'da konuşuldu. Son bir iki hisse daha bakalım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Tamam, Hektaş yazan var. Hektaş da konuşuldu. Evet, Tektaş da konuşuldu. Tamam Ayten Hanım, sizi kırmayalım. Gentaş da dedik. Gentaş da konuşulsun. Yesan da konuşuldu Tamam. bu arada. Endeksin böyle yukarı açmasıyla bir 5,76'lar hareketini yapıp oradan bir kar satışı görebiliriz. Nereye kadar onu da söyleyeyim. 5,40'lara kadar. Ama eğer ki biz bu kar satışını görmez ve yukarı yönlü hareket devam ederse 5,95'te bir direnci var. Muhtemelen oraya takılıp orada bir satış yiyecektir diye düşünüyorum. Peki, konuşulmayan ne kaldı? Bence de Şişe, lütfen beni de kırmayın demiş Rahmi Bey. Siz de kırmayalım, Şişe'yi de soralım. Sonra yavaş yavaş bitirelim. Şişeyi aslında ben sona saklamıştım çünkü O beğendiğim zaman hisseler arasındaydı. Dardanel'i sorayım. Sen Tamam. beğendiklerini Şişe'ye anlat. Tamam, anlaştık. Şimdi Dardanel'de bir hareket başlamış ama bu endeksin hareketiyle beraber olan bir yükseliş. Dolayısıyla 3,66'nın üzerinde kapatmış. Orada bir direnci var. 3,66'nın üzerinde durursa eğer ise orada hacim sağlarsa 3,80'de kapatmış. 3,93 ikinci dirence. 3,93'ü kırması durumunda tekrar bir yükseliş trendine girdi diyebiliriz Dardanel için. Ama dediğim gibi öncesinde 3,60'ın üzerinde hacimli kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu arada Fatma Hanım, Doğaç da konuşuldu. Onu da konuştuk. Şimdi geldik Bihter'in beğendiği hisselere. Bir tanesini öğrendik, şeymiş. Şişe. O zaman onunla başlayayım. Geçmiş yayınlarımı izleyenler de varsa belki senenin başından beri Şişe diyorum. Demeye de devam edeceğim. Birincisi kur şoklarından etkilenmiyor. Aksine kurdaki yukarı yönlü hareketler Şişe'ye karlılık olarak yansıyor. İkinci olarak şirket cam segmentinin dışında kimyasalar segmentinden de gelir üretiyor. Avrupa'da birinci cam üreticisi, Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Yani baktığınızda şirket anlaşmaları Şişe'nin potansiyeli saymakla bitmiyor. Dolayısıyla benim çok güçlü gördüğüm şirketler arasında Şişe. Aslında deprem öncesinde 40 liralardan da şirket geri alım yapıyordu. Fakat deprem sonrasında biraz bunları durdurdu. Yarınki tabii ki mutlaka Mehmet Şimşek haberi bütün piyasa endeks hissesi olduğu için Şişe'yi de etkileyecektir. Ama orta uzun vadede ben portföyümde Şişe tutardım. Çünkü dediğim gibi potansiyeli olan şirketlerden, kur şokundan etkilenmeyen şirketlerden, döviz girdisi olan şirketlerden Şişe tutardım. Destek direnç olarak bakacak olursak da
aslında önemli direncinin üzerinde kapattı. 41.90'da önemli bir direnci var. 42.14 kapattı şişe. Yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda şişede 43.80'ler ikinci direnci olacaktır. Sonrasında 45 üzerine atarsa şişede yeni zirve hareketi, yeni tarihi zirve hareketi de başlayabilir diyorum. Başka? Geçiyorum ikinci şirketime. İkinci şirketim Kontrolmatik diyeceğim. Yine geçmiş yayınlarımı izleyenler Kontrolmatik içinde duymuşlardır sık sık tekrarladığımı. Çünkü şirketin çip üretim fabrikası kuruluyor Ankara'da. Keza şirketin bu arada Kontrolmatik'in içinde iştirakleri var. Eğer ilgilenenler olursa hem Planes var, uzaya uydu fırlatan bir şirketi. Aynı zamanda Pomega var. Amerika'da da South Carolina'da temel atma töreni yapıldı. Orada da bir fabrika kurulacak. Şirket aslında çok potansiyeli olan bir şirket. Geçenlerde sormuşlardı neden şirkette zarar var diye. Şimdi içindeki iştirakler henüz kar üretmeye, henüz üretime başlamadı. Dolayısıyla Kontrolmatik'teki sermayeden, karlılıktan yediği için aslında Kontrolmatik'in de bilançosu, yani dördüncü çeyrek bilançosunda aslında yaptığı işleri göreceğiz biz. Dolayısıyla orta uzun vadede portföyüme koyacağım hisseler arasında olurdu. Hatta bu düşüş döneminde aslında çok güzel fırsatlar verdi. 110, 100 8'lere kadar düşerek. Burası da hala alım yerleri için ben uygun olarak görüyorum. Teknik olarak baktığımızda da 130'ların üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer Kontrolmatik'te 150'ye hızlı bir hareket görebiliriz. Ama 150 muhtemelen kağıdın önemli bir direnci ve oradan bir kar satış geleceği yeri olabilir. Dolayısıyla 150'de bir kar satışı görebiliriz. 140 birlere kadar çekilen, hatta 138'lere kadar çekilen kar satışı görebiliriz. Ama orta uzun vadede şirket yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Emrah Bey, info işleme nasıl geçiş yapabilirim demişsiniz. Bana benim kendi sosyal medya hesaplarımdan yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Başka var mı bilgiler? Bittim değerli insanlar. Şöyle aslında bankacılık sektöründe var ama ben de bankacılık sektörüne hani eğer ki Mehmet Şimşek haberi netleşirse portföyümde Yapı Kredi ve İşçe, Yapı Kredi ya da İşçe ikisinden birini bulundururdum diyorum. Peki. O zaman ben de sana çok çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi çok keyifliydi seninle yayın yapmak.